Herkese merhabalar. Hocam Bilir kanalına hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar. SSK Bağkur Prim günü eşitleniyor. Haberimiz 4 Nisan 2023'e ait. Biraz geç paylaşımda bulunuyorum. Kusura bakmayın. Güzel bir haber olduğu için sizlerle paylaşma ihtiyacı hissettiğim için bu videoyu paylaşıyorum. Umarım sizlere bir nebzede olsa güzel bir haber vermiş oluruz. Evet, bağkurlar için gerekli olan emeklilik gün sayısında yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda bağkur ile SGK arasındaki gün farkı eşitlenecek. Peki yeni düzenleme ile neler değişecek? Onlara bakalım. Bağkur'da emeklilik gün sayısı düşüyor. Yapılan yeni düzenleme ile SGK ve bağkur arasında gün farkı kalmayacak. Uzmanlar küçük esnafa yönelik yeni bir düzenleme gelmesinin gerekliğine dikkat çekiyor. Ekonomist Muhammed Bayram konuyla alakalı olarak şu ifadeleri kullandı. SSK'lılar 7200 günde emekli olurken Bağkurlar 9000 günde emekli oluyor. Yani 5 yıl daha geç emekli olabiliyor. Birisi 20 yılda, birisi 25 yılda emeklilik yapıyor. Bunun işlenmesi söz konusu. Bağkurlu olup da küçük esnaf olanlar var. Yani berberler, manavlar, terzi bu kişilerde yanlarında aslında çok az sayıda kişi çalıştırıyor. Emekli olduğunda bağkurular daha az emekli maaşı alıyor. SSK'lılar daha fazla emekli maaşı alıyor. Ve burada bir adaletsizlik söz konusu. Emeklilik zamanı da önemli. Kısmi emeklilik söz konusu mesela 3600 günde SSK'lılar emekli olabiliyor. bağkurular 5400 prim günü içerisinde emekli olabiliyor. Bu da giderilmesi gereken bir sorun. Küçük esnaflar olup da SSK Bakur primini zor ödeyenler de var. Bu yüzden belli işçi çalıştıran kişiler açısından değerlendirilebilir. Yani 5 ila 10 kişi çalıştıranlar şu kadar prim ödeyecek, 5'ten aşağı ödeyenler SSK'ya tabi olacak gibi bir düzenleme yapılabilir. Gerçekten reform niteliğinde olur. EYT'li emekliye 20.000 TL. Bugün ödemeler başladı. 1.6 milyon EYT'linin 25 güne kadar farklı hesaplara yatma farkı hesaplara yatmaya başladı. Bu ay bayramdan önce maaşla birlikte ikramiyelerde hesaplarda olacak. Ayrıca bankayla 3 yıllık anlaşma yapılırsa promosyonda ekleniyor. Böylece Nisan ayı içinde EYT'li emeklinin cebine tazminat hariç en az 20.000 TL girecek. 1.6 milyon başvuru oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'liler yasası 3 Mart itibariyle resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmişti. O tarihten sonra yaklaşık 1.6 milyon vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik başvurusu yaptı. İşlemleri tamamlanan vatandaşlara Nisan ayı farkları da yatmaya başladı. Birçok vatandaş sosyal medya hesaplarından yatan farkları paylaşmaya başladı. 1 Nisan itibariyle fark. Mevzuata göre Mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan 17 Nisan arasındaki farkları, bağ ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar. EYT'li emeklilerin yaptığı paylaşımlara göre yatan fark kök maaş üzerinden yatırılıyor. Paylaşımlara göre yatan maaş farkları ek ödeme ile 3000-3500 civarı olacak. Yatıp yatmadığı nasıl sorgulanır? Bir de bu başlığı bakalım. Ödeme alıp almadığınızı e-devlet üzerinden görebilirsiniz. E-devlette diğer emeklilik işlemleri bölümünden emekli günlük ödeme kısmı sorgulaması yapılarak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün. Maaş ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken SGK'ya bildirilen banka hesabına yatırılıyor. Maaş bağlama işlemi bitene hem fark hem de diğer hakları yatacak. Yani başvuru tarihi itibariyle haklar baki. Bayram öncesi rahatlatacak. Nisan'da ödeme tarihleri itibarıyla en düşük emekli maaşı 5500 liradan 7500 liraya çıkmıştı. Yine bayram ikramiyesi 1100 liradan 2000 liraya yükseltildi. Nisan maaşları da başvuru esnasında verilen tahsis numarasına göre 17-25 Nisan tarihleri arasında yatacaktı. Fakat 21 Nisan Ramazan Bayramı başlangıcı olduğundan ödemelerde erkene çekildi. SSK'lılar maaş ve ikramiyelerini 14-16 Nisan'da, bağ 17-18 Nisan'da, memur emeklileri de 19 Nisan'da çekecekler. Promosyon hakkınızı unutmayın. Emekli olmaya hak kazanan EYT'li ilk maaşını bu ay itibariyle çekmeye başlayacak. Emekli olanlar 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt ederse banka promosyonu da alacak. Bankalar geçen yıl emeklilere ödediği promosyonda önemli artışlar yaptı. Bu tutarda emekli maaş tutarına göre 7 ila 10 bin lira arasında. Ortalama 3500 lira maaş farkı ve 7 bin liralık promosyonu baz alırsak, en düşük emekli maaşı 7500 lira ve 2000 liralık ikramiye göre de EYT'li emeklinin cebine bu ay en az 20 bin lira girecek. Maaşı Mayıs'ta bağlananlar bu haklarına ek olarak Mayıs maaşını da alacak. Takip eden aylarda da önceki dönem alacaklar eklenerek hesap yapılacak. Son olarak kıdem tazminatına bakalım. EYT'den emekli hakkıyla işten ayrılanlara veya çıktı girdi yapılanlara kıdem tazminatı da ödeniyor kıdem tazminatının ödenmesi için KGF destekli kredi de sağlanmıştı. Bu kredi direkt kıdem tazminatına hak kazanan EYT'linin hesabına aktarılıyor. Evet değerli arkadaşlar, Hocam Bilir kanalına abone olup beğenmeyi ve videoları paylaşmayı unutmuyoruz. Bir dahaki güzel haberimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.